Bundan 10 yıl önce Tarsım Havuzu diye bir sistem oluşturuldu. Devletin tarafından, Tarım Bakanlığı'na bağlı olarak. Bu da üreticilerin korumak ve menfaati için. Bundan sonra üreticilerimiz meyvelerini bu havuzda sigorta yaptırarak zarara uğradıkları zaman da devlet tarafından, bu havuz tarafından zarara giderildi. Son zamanlarda bildiğiniz gibi fiziko birlik olarak bizim devleticilerimiz var, ortak, kooperatiflerimiz var. Biz 50 kooperatifimizde üretici ayrım yapmaksızın bütün Karadeniz'deki fındıkların üreticileri bize geldiği zaman da, kooperatiflerimize uğradığı zaman da Tarsim üzerinden sigortalarını yapıyoruz ve onları koruma altına alıyoruz. Daha önce zaten fındıkla ilgili 2004, 2014, 2018 yıllarında bir miktar, 2018'deki bir miktar oldu. Bir hasar oldu, meydana geldi. Üreticilerimiz bunu pek bilmediği için o yıllarda bayağı mağdur oldular. Ama artık son zamanlarda üreticilerimiz de Tarsim'in değerini yavaş yavaş bilmeye ve gündeme geldikçe yani Tarsim'i üreticilerin bilinçlendi. Biz burada üreticilere şu seslenişi yapıyoruz. Yani ileride mağdur olmamak için bir sepet fındıkla gelsin bahçelerini, psikobilik kooperatiflerinde, 50 kooperatifimizde de yapıyoruz. En azından ileride don olduğu zaman da mağdur olmasınlar diyoruz. Bir çağrıda bulunuyoruz. Fındık geriye doğru baktığımızda 40 yılda her 10 yılda bir Doğu Karadeniz bölgesinde özellikle ilimizde ve komşu illerimizde iklimden doğan hasat kayıplarına ve ürün kayıplarına yoğun bir şekilde yaşamış. Bunun yeniden yaşanma ihtimali var. Üreticilerimizin o yüzden ürün kaybının olası ürün kaybı olma ihtimalinde bunu minimize etmeleri, zararlarını minimize etmeleri için sigorta yaptırmalarını istiyoruz ve bekliyoruz. Çünkü üründen doğacak gelir kayıplarının karşılanması gerekir ve buna hazırlıklı olmamız lazım hep birlikte. Bu yüzden de üreticilerin Tarsim sigortasına önem vermelerini özellikle bekliyoruz. Çünkü onların zarara uğraması demek, sektörün zarara uğraması demektir.